Turistik amaçla gelen fakat dışarıda yerleşik olan, ikametgahı dışarıda olan kimseler, bunlar Türk vatandaşı olabilir, iki uyruklu TC ya da çift uyruklu olabilir ve yabancı uyruklu da olabilir. Fark etmeden Türkiye girişlerinde geriye sayarız son yıl 185 gün dışarıda bulunduysa, ikametgahı da dışarıda ise bunları biz Türkiye'ye alırız. Yani bu şekilde gelen yabancı uyruklu kara taşıtlarımız vardır. Buna biz geçici ithal kara taşıtları diyoruz. Bir böyle gelenler vardır. Bir de Türkiye'de öğrenimini gören ya da çalışma ruhsatı olan, çalışma için gelen yabancı uyruklular. Bak burada sadece yabancı uyruklular, yabancı taşıt, geçici giriş karnesi alarak bize yabancı taşıt getirebilir, ithal edebilir. Bunda da gümrük vergisi teminat, gümrük vergisinin %20 fazlası bu taşıtın teminat alınarak orada bloke edilerek yabancı taşıtı sokabilir. Yani bu iki şekilde yabancı taşıt girer ve girdiği zaman da 730 gün bizim ülkemizde kalabilirler. 730 günün sonunda tekrar dışarı çıkıp gene 185 gün şartını sağlayıp geri gelmeleri gerekir. Fakat tabii son yıllarda pandemiden dolayı 2 senedir devletimiz de kuralları biraz esneterek, hani pandemi global olduğu için, bütün ülkeleri etkilediği için bazı şartları yerine getiren kimselere 2 sene ülkemizde durup 15 gün çıkma sağladı. Tabii bunlar da yekün teşkil etti. Bütün buradaki yabancı taşıtlarımızı çoğalttı Türkiye'deki. Ayrıca tabii sebepler, asıl etkenlerden tabii ülkemiz çok göç aldı. Bilhassa Orta Doğu'dan çok göç alıyor. Tabii Suriye malum, çok göç aldığı zaman oradan daha gelip gitmeler kolay, hemen Türkiye'ye girip çıkmalar da kolay. İnsanlar tabii orada araçlarını getirdiler. Burada onlarla yaşamaya başladılar. 2 sene dolduğu zaman da tekrar çıkıp tekrar girmeyi daha kolay olan bir ülke. Hani çok uzak bir ülke değil. Ama bunun gibi etkenler oldu. Bir de Türkiye'miz öğrenimde, yani üniversite öğreniminde büyük bir atılım yaptı. Yabancı öğrencilerimiz son zamanlarda çoğaldı. Süresi biten araçlar için bir ayda 346 lira, ikinci ayda 692 lira, 2021'i baz aldığımızda, üçüncü ayda da 1038, ondan sonraki durumda gümrük vergilerinde dörtte bir şeklinde araca cezai müeyyide uygulanıyor ve kapı dışı bırakılıyor. Belki bunlardan da faydalanarak süresini uzatanlar olabilir. O da 3-4 ay caydırıcılığı biraz bana göre az görünüyor. Katı önlemler almamız gerekir. Çünkü belli bir, tabii çok lüks araca binince Türk vatandaşı da tabii psikolojik olarak diyor, yani bunlar binebiliyor, ben niye binemiyorum şeklinde bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.